Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir Vox oyunu ile yine karşınızdayım. Oyun yapımcıları Testet oynamam için bir hesap verdi ve bugün sizlerle Meta Galactics'in Testet'ini oynayacağız ve bir yandan da White Paper'ını inceleyeceğiz. Öyleyse haydi geçelim bakalım. Oyunumuzun ismi ne demiştik arkadaşlar? Meta Galactics. Tipik bir mine, yani tıkta kazan oyunlarından bir tanesi olacak. Yine gemi alacağız ve bazı gezegenlerde mine yapacağız. Alienverse V2 diyebiliriz aslında ama tabi Alienverse'den kat be kat farklı yaptığı bir şey var. Enflasyonu çözmek için güzel bir değişiklik yapmış ama onu birazdan inceleyeceğiz. Şimdi hemen hızlıca bir roadmap'lerine bakalım. Neredeydi? Heh, hemen buradaydı. Projeye başladılar. Free NFT drop'u yaptılar. Premium Pass drop'unu beta'yı yaptılar. Aslında şurayı düzeltmeleri lazım. Developer'lara hemen onu da söyleyeyim. Ve daha sonrasında whitelist ve public sale olacak arkadaşlar. Yani satışları daha başlamadı. Ama whitelist ve public sale'i büyük ihtimalle birazcık erteleyecekler. Çünkü Meta Galactics daha öncesinde whitelist alsa da şu anda whitelist'i kaybetti. Ama bununla ilgili tekrar görüşmelerin, Atomic Up'la görüşmelerin, çalışmaların devam ettiğini söylüyorlar arkadaşlar. Peki oyunun white paper'ına bakacak olursak arkadaşlar, yine her zaman gibi getting starting, yok planetler olacak, yine içlerinde rarity'leri olacak ama ne demiştik biraz önce, farklı bir şeyler yapacaklar enflasyonu engellemekle ilgili. Normalde land sahibi ne oluyordu? Oh gelsin pasif gelir, gelsin pasif gelir, hiçbir şey yapmayayım, oh benden güzeli var mı şeklindeydi. Ama bu sefer bunu birazcık daha düzeltmişler. Ne kadar fazla miner sayısı olursa o gezegende belli bir süre sonra gezegenin sağlığı bozuluyor. Nasıl sağlığı bozuluyor? Örneğin şurada hemen bendeki testnette bazı gezegenler var. Health kısmına bakarsanız %100 gözüküyor. Bu zamanla canı daha kötüye doğru gittikçe gezegen üstünde işte fırtınalar, ateşler, epidemikler vesaire vesaire, yani hiç işler yolunda gitmemeye başlıyor. Ve gezegen sahibinin daha sonrasında da görevler, kurtarma görevi diyeceğim ben artık onlara, kurtarma görevleri başlatması gerekiyor. Ve bu kurtarma görevlerinde de oyundan çıkarttığı şuradaki sağ üstte göreceğiniz TBCT adlı token'dan ödeyecek. Normal gemi sahipleri de, yani sizin bizim gibi oyuncular da o görevleri tamamlayarak gezegenin sağlığını iyileştirecekler. Ve bu sayede ekstra bir yakın olacak. Tabi testnette şu anda quest'e tıkladığımızda coming soon diyor. Bununla ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. White paper'ın diğer kısmında da arkadaşlar hemen Starship kısmı geliyor. Yakınla ilgili ne yapmışlar? Fuel eklemişler. Her zaman gibi tamir ya da benzin artık diyebilirsiniz. Bir şekilde token'ı yaktırmaya yarıyor. Peki hemen kendi gemilerimizden bakacak olursak, hemen şimdi şurada sizlerle birlikte yapalım. Bunu tekrar doldurmak istediğimde, %20'sinde olmak istediğimde bana diyor ki 324 BTC harca. Hemen buna tıkladığımda success dedi ve geminin yakınını doldurmuş oldum. Aynı zamanda oyunda boosterlar olacak. Boosters'da stake mantığı da düşünebilirsiniz. Diğer oyunlarda stake olarak ne yapıyordu işte? Arkadaşlar stake yaparsan %5, %10 bilmem ne yüzde kaç oranında daha fazla kazanabiliyorsun diyordu. Bu oyunda da yine aynı mantıkla uzun vadeli, zaten burada da görebilirsiniz, reward in long term diyor arkadaşlar. Uzun vadede daha fazla kazanmak için stake düşünebilirsiniz. Tabii Vox oyunlarında çok fazla uzun vadeli düşünür müsünüz orasını bilemem. Ben genelde çoğu Vox oyununda stake kısmından uzak duruyorum ki bu oyun çıktığı zaman da boosters kısmından uzak duracağım. Bir de upgrade kısmı var. Upgrade de zaten biliyorsunuz eski NFT'leri yakarak yenisini, daha iyisini üretiyorsunuz. Hemen şuradan da sizlerle birlikte yapalım arkadaşlar. Hemen şuradan upgrade tıklayalım. Ben hangisini upgrade etmek istediğimi örneğin. Moru upgrade etmek istediğimde eğer kabul edecek mi bakalım. 5 tane dandik yaparsam %100 dedim. Ha, iyiymiş. Peki böyle %80. Evet. Yani yapamama şansı da var. Eğer eksik bırakırsanız bu şekilde de deneyebilirsiniz. Eskilerinin yanacağını unutmayın. Aşağıda da zaten uyarıyı geçiyor. Diğer NFT'ler yanacak. Yani bunları yakıp şu şansa %20'lik kısma denk gelirseniz çöpe de gidebilir. O yüzden genelde en mantıklısı garantiyi seçmektir. Bu arada bu blend kısmında da şunu görmüş olduk. Common'larla arkadaşlar sadece uncommon'ı yükseltebiliyoruz. Biraz önce moru seçmiştim ama otomatik olarak bunlarla tek yükseltebileceğim şeyleri yeşilleri getirdi. Uncommon'ları getirdi. Birlikte upgrade yapacak olursak bakalım upgrade sonucunda ne elde edeceğim. Karşında bu NFT'yi aldım arkadaşlar. Peki white paper'dan yine devam edecek olursak esas olay ne? Mining. Blue Crystal Token çıkartacağız. Peki Blue Crystal Token'ı nasıl çıkartıyoruz? Hemen testnetle birlikte de yapalım.
Şimdi mining fee'leri görebiliyorsunuz. Land'in ayarladığı mining fee'leri arkadaşlar. Bu her oyunda ayarlanabiliyor. Dün paylaştığım oyunda da yine 5 ile 20 arasındaydı. Burada da ayarlayabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken diğer şey içindeki total miktar. Bunu Alienverse'den hatırlarsınız büyük ihtimalle. İçerideki miktar ne kadar az olursa siz o kadar az alırdınız. Örneğin şurada total resource 0 yazıyor arkadaşlar. Şimdi buraya göndermenin hiçbir anlamı yok ki. Çünkü bir şey gelmeyecek. O yüzden mutlaka altındaki total resource kısmına ve mining fee'nin de düşük olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen ben şunu bir göndereyim arkadaşlar. Bir tane legendary var. İkinci legendary var. Öf. Üçüncüyü gönderdik. Moru gönderdik. Şu moru da aslında şu yeşili çıkartalım. Onun yerine bir tane daha mor ekleyelim. Ve start mining'e basalım. 1 saat 23 dakika sonra geri gelecek ve ödülümüzü alacağız. Mining de bu şekilde işliyor. Oyunun ilerleyen aşamasında ise boyutlar gelecek. Eğer bir gezegen sahibiyseniz yani land owner'sanız arkadaşlar guild kurma şansınız olacak. Ve guild savaşları gerçekleşecek. Sizin global ratinginiz belirlenecek. Ve büyük ihtimal bu global ratinge göre de bir ödül verecekler diye düşünüyorum. Yoksa oynamanın anlamı ne? Quest'te zaten biraz önce bahsetmiştik. Hani gezegenlerin canları iyice azalıyordu. Ve azaldıktan sonra da gezegenleri tamir etmek gerekiyordu. Gezegenleri tamir etmek de biraz saçma oldu ama ne oluyordu? Land owner'lar, gezegen sahipleri görevler başlatıyordu ve biz de bu görevlere gidebileceğiz. Şu anda dediğim gibi o kısım açık olmadığı için sizlerle paylaşamıyorum ve sonraki gelecek diğer güncellemede Guild savaşları olacak. Oyunun test eti şu anda bu kadar. Oyun yapımcısına dediğim diğer bir şey şuydu. Bu kesinlikle white paper'ı geliştirmen gerekiyor abi. Çünkü hani hesaplama yok ortada. Neye bakacağız? Hani en azından bazı verileri bize vermen lazım. Şu common seçersek kaç saatte geçecek, ne kadar enerji gidiyor, ne oluyor, görevlerde ne olacak vesaire. White paper'ın kesinlikle gelişmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir şey var mı dedim. Evet, satıştan öncesinde white paper'ı tekrardan güncelleyeceklerini söylediler. Bir tane önemli nokta var arkadaşlar. Birincisi white paper'ın güncellenmesi ki oyunla ilgili daha detaylı bir şeylerin yapıldığını görmüş olmamız gerekiyor. İkincisi de Atomic Up'tan whitelist alması. Atomic Up'tan whitelist almazsa çoğu kişi projeye güvenmeyeceği için içerik kopya mı çalıntı mı ıvır mı zıvır mı diye maalesef yeterli ilgiyi görmeyebilir. O yüzden acilen developerların bu iki sorunu çözmesi gerekiyor. Kendilerine de zaten aynı şeyi söyledim. Videoyu da yavaştan sonlandırıyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.